Babu mirasil murteddi limen huve. Bu bab da mürteddin mirası kime kalır? Neuzu billah. Bir adam dinden döndü. Mürted oldu. Bu mürted tevbe ettiyse etti, etmediyse bunun boynu kesilecek. Yahut da kaçtık etti, kafirlerin içine girdi. Bunun mali ne olacak? Kime kalır bunun mali? Bunda da ihtilaf var. Ulemanın bir kısmı diyor ki bu mürted oldu mu? Bunun mali beytül mala kalır. Bir kısmı da diyor ki hayır, vereselerine kalır. Şimdi onu izah edecek. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت أسامة diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdu لا يرسل كافر المسلم كافر Müslümana varis olamaz ولا المسلم الكافر Müslüm de kafire miras olamaz. Bir adam kendi kafir, oğlu Müslüman olmuş, oğlu öldü, babası öldü. O Müslüman olan oğlu o kafirden miras alabilir mi? Alamaz. Eksi de böyle. Ne Müslüman kafirden ne de kafir Müslümandan miras alamaz. İhtilafu daru din. İhtilafı din oldu mu arada miras yok. Öyleyse bir adam mürted olursa kafir oldu. O öldüğü gibi vereseler ondan mal alamazlar bu hadis-i şerif mucibince. Ya nereye gider? Beytülmal'a gider. Çünkü oğulları Müslüman, adam kafir. Yahut adam kendisi kafir, babası var diyelim. Onun mirasçısı, o da mal alamaz. Beytülmal'a kalır. Haddesena Yunus kâle ahberen ebn-i vehbin kâle ahbereni Yunus en ibn-i Şahabin fezekere bisnâdî mislehu. Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahaviye Yunus yukarıki hadisi Süfyan'dan, o da Zühri'den rivayet eyledi. Bunu da İbn-i Vehb'den rivayet eyledi. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك وذا إمام مالك ترك إلى إمام الصحابي رواية ديور عن ابن شهاب عن علي بن حسين ابن شهاب الزهري ذا وذا علي بن حسين ذا علي بن حسين كم حضرت حسين الولوري علي كم زين العابدين زين العابدين أساس اسمه علي ذا زين العابدين لقبته ونحن علي بن حسين ذا ذي زين العابدين ذا Zeyn-i Labidin radıyallahu anh'ten rivayet eyledi. En Amr ibn Osman en Üsamete enin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Kale. Peygamber Efendimiz buyurdular ki La yerisül müslimül kafire. Bir Müslüm adam kafire varis olamaz. Kale Ebu Cafer. İmam-ı Tahavi buyurdular ki Fezehebe kavmun ulemadan bir kısmı zahip oldular. Neye? İlâ ennel murtedde. Şuna zahip oldular ki dininden, İslamiyetten çıkmış, dönmüş bir adam izâ kutile alâ riddetihi mürted olduğundan dolayı öldürülürse dönmedi, Müslüman olmadı, öldürdüler. Böyle olursa evmâte aleyha yahut öldürmediler ama kendisi öldü gitti. Mürted olarak öldü. Kâne maluhu onun mali olur. Li beyti malil müslimîn Müslümanların Beytül mali için olur. Hükümet alır. Beytül mala koyur. Beytül mali nereye sarf ediyorsa onu da oraya sarf eder. Kendi vereselerine bir şey vermez. Niçin? Vereseleri Müslim'dir. Bu kafirdir. Müslim kafire varis olamaz. Vehteccü fî zâlike bihâdel hadis. İşte bu hadisle de ihticac ettiler. Delil getirdiler. Delilleri de hadis. Ve hâlefem fî zâlike âkharûn. Diğerleri bunlara muhalefet eylediler. Fekâlû dediler ki mirasuhu o mürted olan adamın mirası eğer onu öldürdülerse yahut da kendi riddet üzerine öldüse onun mirası kimindir? Livaresetihi minel müslimi Müslümanlardan olan vereseleri içindir. Livaresetihi kendi vereseleri. Kendi veresesi de olur ki bir kısmı Müslim bir kısmı kafir olur. Müslim olan vereselerine verilir. Kafir olan vereselerine verilmez. Bu ikinci kavur. Adam mürted oldu. Döndü. Diyelim onun iki oğlu var. Öyle kaldı. Onun mali teksim edilmez. Ta o ölecek. Ya Darül Herbe gidecek. O manevi ölüm demektir. Yahut da onu hükümet öldürecek. Ha öldükten sonra bunun mirası kimindir? Bu ikinci kavle göre evladından, mirasçılarından Müslüman olan kim varsa o alır. Diyelim ki bu adam mürted oldu. Bunun bir babası var, Müslim, bir oğlu da var, o da kafir. Mali kime kalır?
babasına kalır, oğluna kalmaz. Niye? Oğlu kafir olduğunda. Onun dediği bu. Birinci kavle göre hiçbirisine kalmaz. Ve kâne minel hücceti lehum. Bu ikinci mezhep sahiplerinin lehni olan hüccettendir. Alâ ehlil mekâletil ula. Birinci mezhep sahiplerinin aleyhine. Enne zâlikel kâfire. O kafir. Ellezî anâhun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kastetti fi hadel hadis, bu hadiste ne dedi? Müslim kafire, kafir Müslüme varis olamaz dedi ya. Peygamber Efendimiz bu kafirle kastetti. Evet. Lem yübeyyin lene. Peygamber Efendimiz beyan buyurmadı. Fihi o hadiste. Eyye kafirin huve. O hangi kafirdir onu beyan buyurmadı. Peygamber Efendimiz diyor ki kafir Müslim'den, Müslim kafirden miras alamaz. Ama hangi türlü kafir? Resulullah Efendimiz bunu beyan buyurmadı. Yani bu kaldı mücmel. Tefsire ihtiyacı var. Kafir iki türlü var. Bir var ki irtidat etmiş kafir var. Bir de var ki irtidat etmemiş. Adam Müslüman olmuş gelmiş. Babası orada kafir. Yahut babası Müslüman olmuş gelmiş. Oğlu orada kafir. Bak ya, küfür iki türlü oluyor. Aslından kafir, birisi Müslüman olmuş. Ötekiler olmamış. Bir de var ki hayır. Müslüman iken dönmüş, mürted olmuş, kafir olmuş. Bunu Resulullah Efendimiz beyan etmedi ki bu acaba hangisidir? Öyle ya, şimdi bir kafir, Hristiyan, oğlu Müslüman olmuş. Aralarında miras alamazlar. Bu doğru. Bunda ihtilaf yok. Fakat mürted olmuş da neuzübillah dini İslam'dan çıkmış. Bunda ihtilaf bunda. Fakat yecûzü, caiz olur ki en yekûne ola. Peygamber Efendimiz'in hadiste zikreylemiş olduğu kafir. Huve o el kafirellezî şul bir kafir ola ki lehu milletin, onun milleti vardır. Milletine Hristiyandır, Yahudidir. Evet. Ve yecûzü, caiz olur ki en yekûne ola. Huve huvel kafir, o kafir külle küfrin. Herhangi bir küfür ola. Yani küfürdü, millet olsun olmasın. Kâne mâken, ne türlü olursa olsun, mutlak kafir. Millet ev gayri millet. İster onun millet olsun, ister olmasın. Şimdi Resulullah Efendimiz'in hadisteki bu kafirle hangisini kastedeceğiz? Milleti olan kafiri mi, yoksa mutlak? Her ne türlü olursa olsun. Eğer mutlak olursa, sizin dediğiniz doğru. Mürteddin de vereselerin varis olamaz. Yok, milleti olan kafir ise, Hristiyan, Yahudi gibi. Böyle bir millet varsa hüküm değişir. Evet. فَلَمَّ اَحْتَمَلَ ذَلِكَ Vaktaki böyle ihtimali oldu. لَمْ يَجُزْ Caiz olmadı. اَنْ يُسْرَفَ حَدِسْ sarf edile اِلَا اَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ دُونَ الْاَخَرِ İki mananın birisine sarf edilsin, birisi kalsın. Bu caiz olmadı. İlla bir delilin, illa delil ile olur. Öyle delil ki يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ Orada delalet edecek ki Resulullah Efendimiz'in kafirle muradi milleti olan mı yoksa mutlak kafir mi? Buna bir delil ister. Delil olmazsa hüküm verilmez. Fenezarına, biz öyleyse araştırdık, nezar ettik ki bakalım Resulullah Efendimiz'in bu hadisteki kafirle muradi hangi kafir murad? Hel fî şeyin minel âthâr, eserlerde bir şey var mıdır? Ma bir şey ki yedullu, delalet eder. Alâ maşhul bir manaya ki erâde bihi sallallahu aleyhi ve sellem o kafirle murad eyledi min zâlik. O şeyden, yani hangi manayı kastettiğine dair eserlerde bir şey bulabilir miyiz, bulamaz mıyız? Araştırdık diyor. Feizen Rabi'ul Müezzin. Baktık ki Rabi'ul Müezzin rivayet ediyor. Kad haddesena, bize rivayet ediyor ki kâle. Rabi'ul Müezzin dedi ki haddesena Esed ibn Musa. Kâle haddesena Hüseymin. Ani Zühriye. Kâle haddeseni Ali ibn Hüseyin. En Amr ibn Osman. En Usamet ibn Zeyd. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki la yetevarasu ehlu milleteyni, iki millet halke birbirine varis olamazlar. Yahudi Hristiyan, biri Yahudi biri Hristiyan, babası Yahudi oğlu Hristiyan, birbirine varis olamaz. Yani burada millet, işte öyleyse Müslim kafir, onlar da iki millet olduğundan, biri milleti İslam'dan, biri milleti Yahudi'den yahut milleti Nesara'dan, onlar da varis olamazlar. Bu hadisi şerif izah etti. Ehlu milleteyn. Mutlak kafir değilmiş. Millet sahibi olan kafirmiş. La yerisul müslimul kafir
وَلَا يَرِسُ الْكَافِرُ مُسْلِمُ. Milletler başka başka oldu. Öyleyse Müslim kafire, kafir Müslümana varis olamaz. Hangi kafire varis olamaz Müslim? Milleti olan bir kafire varis olamaz. Adam Müslüman olmuş. Babası Hristiyan yahut da Yahudi. Babası öldü. Adama dediler gel, baban öldü. Daha kimse evladı da yok. Bütün mal sana kaldı. Alabilir mi? Alamaz. Miras yok. Niçin? Milleti olan bir kafir olur. Müslüman bir milleti olan bir kafire varis olamaz. Bunda ne çıkıyor? Milleti olmayan kafir olursa miras alacak. Bunu ona getiriyor. فَلَمَّا جَاهَدَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِمَا ذَكَرْنَا. Bizim bu zikrettiğimiz şekilde Peygamber Efendimiz'den geldi. Ki iki millet, muhtelif milletler olursa birbirine varis olamazlar. عَلِمْنَا biz bildik ki اَنَّهُ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَرَادَ الْكَافِرَ kafiri murad eyledi. Zel millet, hangi? Öyle kafir ki zel milleti. Millet sahibi olan kafiri murad etti. اَلْمُسْلِمُ لَا يَرِسُ الْكَافِرِ. Müslim kafire varis olamaz. Hangi kafire? Milleti olan kafire. Milleti olan da hangisidir? Ya Nesrani olacak yahut Yahudi olacak. فَلَمَّا رَئِيْنَا vaktaki biz gördük. اَرْرِدَّةَ riddeti gördük ki leyset bir milletin millet olmadı. Riddet millet olmadı. Bir adam mürted oldu. Bunun milleti yok ki. Ne Yahudi ne Hristiyan. وَرَئِيْنَهُمْ biz ulemayı da gördük. مُجْمِعِينَ İcma edici gördük ki ennel mürteddin, mürtedler la yerisu bâduhum bâda. Birisi birisine de varis olamaz. Diyelim ki baba oğul ikisi de mürted oldular. Birisi öldü de birisi kaldı. Birisi birisine varis olur mu? Olamaz. Niye? Millet sahibi değil. Bunda da ulemanın ittifakı var. Halbuki iki Yahudi, birisi ölse birisi varis olur. İki Hristiyan, baba oğul, birisi ölse birisi varis olur. Niye? Millet sahibi. Fakat mürtetlerin milleti olmadığından iki baba oğul mürtet olsa biri ölse ötekine mal kalmaz. Bunda da ittifak var. لَاَنَّ الرِّدَّةَ لَيْسَتْ بِمِلَّتِينَ. Riddet millet değildir. سَبَتَ öyleyse sabit oldu ki اَنَّ حُكْمَ مِرَاسِهِمْ. Mürtetlerin mirasının hükmü nedir? Hükmü mirasin müslimin, Müslümanların mirasının hükmüdür. Çünkü millet değil ki ona bir ayrı hüküm verelim. Millet yok. Öyleyse onların mirası Müslümanların mirasının hükmündedir. Öyle teksim edilecek. Öyleyse kime kalacak? Kendi veraselerine kalacak. Beytülmala değil. Bu ikinci kavim böyle dedi. Müslümanların mirası gibi olduysa adam öldü, vereseleri kimse malı onlara verilir. Beytülmala gitmez. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam itiraz etse dese ki فَاَنْتَ لَا تُوَرِّسُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sen kafirleri Müslümanlardan varis kılmıyorsun. فَكَذَٰلِكَ öyleyse لَا تُوَرِّسِ الْمُسْلِم۪ينَ مِنْهُمْ. Müslümanları da onlardan varis kılma. Sen madem kafirler Müslümanlardan mal alamıyor, Müslümanları da kafirlerden mal alma, böyle yap, böyle derse. قِيلَ لَهُ o adama denilir ki مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ لَكَ. Bunda sana bir delil yoktur ala mazekerde senin zikrettiğine. لَاَنَّا قَدْ رَئِيْنَا biz gördük. Men bir kimse bir kimseyi ki يُمْنَعُ الْمِرَاسَ mirasından men edilir. بِفِعَلٍ bir sebebiyle. Mirastan men edilir. يُمْنَعُ الْمِرَاسَ mirastan men edilir. بِفِعَلٍ bir sebebiyle ki كَانَ مِنُ. Kendisinden bir fiil sadir olduğundan mirastan mehrum olamıyor. Ne gibi? Babasını öldüren adam gibi. Şimdi bir adam ölse malı oruna kalacak. Fakat gelmiş kendi babasını öldürmüş. O mirasçısı olduğu halde mirastan men ediliyor. Niçin men ediliyor? Babasını öldürdüğünden dolayı. O adamın iki oğlu olsa malı hangisine kalır? Babasını öldürmeyene kalır. Babası öldürülene hiçbir şey verilmez. Bu men eden şey ne oldu? Onun fiali. وَلَا يُمْنَعُ وَلَا يُمْنَعُ وَلَا يَمْنَعُ ذَٰلِكَ الْفِعَلِ. Bazen de o fiil mani olmaz. En yurese varis olmasına mani olmaz. Kendi varis olamıyor. Fakat kendisinden varis olur. Bu da var. Ona da misal verecek. Min zalik işte bundandır. Enna ra'inel katil. Katili gördük ki la yarisu men katel. Katlettiği adama varis olamıyor. Ve ra'ina biz gördük ki lev cereha racülen bir adamı yaralasa.
cerahaten yaralamakla vurdu, yaraladı. Sümme matel mecruh, yaralı adam öldü. Minel cerahati, o yaradan dolayı öldü. Vel carihu, o yaralayan adam da ebul mecruh, yaralananın babasıdır. Ennehu yarisuhu, ona varis oluyor. Adam kendi oğlunu yaralamış. Yara büyüdü, büyüdü, öldü. O baba, o oğuldan miras alabilir mi, alamaz mı? Alır bak. Ama vurdu, oğlunu öldürdü. Vurduğu gibi öldürdü. Oğlundan miras alabilir mi? Alamaz. Birisinde aldı, birisinde almadı. İkisinde de fiil var. Birisinde vurduğu gibi öldü, mirastan mehrum oldu. Birisinde de vurdu, yaraladı. Yaraladı, yaradan öldü. Onu da alıyor. Demek ki bak, bir fiil hükmü değişiyor. Öyleyse fakat sarel maktulu maktul oldu. Yerisu varis olur oldu. Mimmen katalehu, kendisini katledenden. Ve la yerisul katil, katil varis olmadı. Mimmen katel, katlettiği adama. Leannel katile katil ukibe bi katlihi. Katli sebebiyle o ikab edildi. Femmuni'al miras, miras men edildi. Mirasdan mimmen katalehu. Kimden? Öldürdüğünden dolayı öldürdüğü adamın mirasından mehrum edildi. Öldürdüğünden dolayı. Ve lem yumna'il maktul, maktul men edilmedi minel miras, mirastan. O da kimden? Mimmen cerahehu, kendisini yaralayandan. El cerahatilleti ölbi cerahat ki kateletu, onu katletti. İza kâne lem yef'al şey'en, başka bir şey yapmasa. Yani o yaradan ayrıca bir şey yapmasa. Fekezalikel mürteddü, mürted de böylecedir. Mün'a min mirası gayrihi, başkasının mirasında men edildi mürted. Ukubeten, kendisine ukubet için. Lima etahu, getirmiş olduğu şey, yani irtidattan dolayı ona ukubet olsun diye miras, başkasının mirasında men edildi. Ve o, yani kendisi mürted, babası ölse mürted ondan mal alamaz. Dedi ki bu, mürted babasından mal alabilir, mal alamaz. Niye? Mürted olduğundan dolayı, katil gibi. وَلَمْ يُمْنَ غَيْرُهُ مِنَ الْمِرَاسِ مِنْهُ. Fakat gayrisi onun mirasında men edilmez. Mürteddin kendisi öldüse oğlu ondan men edilmez. اِذْلَمْ يَكُمْ مِنْهُ. Çünkü oğlundan gelmedi bir şey. مَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ. Ona ikab edilecek bir şey oğlundan zuhur etmedi. فَسَبَتَ بِذَالِكْ. Bununla sabit oldu. قَوْلُ مَنْ يُورَسُ مِنَ الْمُرْتَدْ يُورِسُ. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu. Kavlu menşur, bir kimsenin kavli ki yurisu, varis kılıyor. Minel mürteddi, mürtedden veresetehu, veresesini varis kılıyor. Vereselerde kimde? Minel müslimi, Müslümanlardan. Ve kad ruviye fi zalik en cemaatin minel müteqaddimin eyda. Mürtedden mali Müslüman vereselerine kalır diyen mezhebi teyit etmek için İmam-ı Tahavi diyor ki وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ. Bu mesele hakkında rivayet edildi. اَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ. Ölema-i müttekeddiminden bir cemaatten de rivayet edildi. Eyda, bu ikinci mezhebin dedikleri gibi ki mürteddin mali Müslüman vereselerine kalır. حَدَّسَنَا فَهْدٌ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّعِيدِ الْإِسْبَهَانِيُّ قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو بن الشيب عن عمرو الشيب عن أبي عمرو الشيباني عن علي أنه حضرة علي رضي الله عنه رواية ذلك حضرة علي جعل كلد ميراث المستورد مستورد اسمه ده بير مرتد ميراثه كلد لورثته ورثلري için orada ra noksan ra yazın ورثلرنه كلد ورثلر ده kimde من المسلمين Müslümanlardan liveresetini. Burada Hazreti Ali radıyallahu anh'ten bak böyle kılmış. Münafık'ı mirasını vereselerine vermiş. Haddesena Fahdun kâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'idin kâle akberena Şüreykün an Simakin an İbni Ubeyd ibn-i Abras en Aliyyen. Ubeyd ibn-i Abras rivayeti diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh قال للمستورد müstevride dedi ki ala dini men ente, sen kimin dini üzerinesin, yani mürted olup olmadığını soruyor.
Kale Ali, kale dedi ki ala dini İsa, İsa'nın dini üzerineyim. Kale Ali, Hazreti Ali buyurdular ki ve ana ala dini İsa, ben de İsa'nın dini üzerineyim. Hazreti İsa müvahhid idi, ben de müvahhidim. Femen rabbike, Rabbin kimdir? Çünkü ala dini İsa demekle adamın akidesi tam belli olmadı. Hazreti İsa hak bir peygamberdir ve dini de sahihtir. Bununla bu adamın kafir olduğu meydana çıkmaz. Onun için tekrar Hazreti Ali radıyallahu anh söyledi ki Femen rabbike, Rabbin kimdir? Fezâmel kavmu, cemaat zûmetti ki ennehu kâle. O müstevrit dedi ki innehu rabbuhu. İsa onun Rabbisiymiş. Böyle zannettiler. Fekâle, Hazreti İsa'yı Rabb ittihaz ettiğinden dolayı Hazreti Ali buyurdu ki uktuluhu, bunu öldürünüz. Ve lem yetearrad limalihi, fakat malına Hazreti Ali taarruz etmedi. Onu öldürdü, malını almadı. Haddesena Fahdun kâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'idin kâle akberena Muhammed ibn-i Fudayl anil Velid ibn-i Cümey anil Qasim ibn-i Abdirrahman an Abdillah ibn-i Mes'ud radıyallahu anh. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildi ki ennehu kâle, buyurdular. İzâ mâtel murteddü, murtedd ölürse verisehu, ona varis olur. Veleduhu, kendi evlatları ona varis olur. Şimdi Hazreti Ali ve Abdullah bin Mesud her ikisi de murteddin malını kime vermişler? Vereselerine vermişler. حدثنا علي بن زيد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة أن ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود buyurdular ki mirasuhu mürteddin mirasi liverasetihi vereseleri içindir. Vereseleri de kimden? Minel müslimin, Müslümanlardan. Yani öyle mürteddin vereselerinin bir kısmı Müslüman, bir kısmı kafir olsa kafirlere bir şey kalmaz. Ya Müslüman vereselerine kalır. Haddesena Fahdun kâle haddesena Muhammed ibn Sa'id kâle haddesena Şureykün en Musa ibn Ebi Ketir kâle se'eltü Sa'id ibn Müseyyeb. Sa'id ibn Müseyyeb radıyallahu anhu'ya sordum. En mirâsil mürteddin, mürteddin mirasından ki kime kalır? Fekâle dedi ki huve li ehlihi, onun mirası kendi ehlinedir. Yani mirasçılarınadır. Zaten esas ihtilaf nedir? Mürteddin malini hükümet alıp beytülmala mı kor, yoksa vereselerine mi verir? İhtilaf bunda. Birinci mezhepte hükümet alır, beytülmala kor dedi. İkinci mezhep sahipleri hayır. Hükümetin alma selahiyeti yoktur. Kendi vereselerinindir. İşte bunu teyit ediyor. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Naim kâle haddesena Süfyanu an Musa bin Ebi Kethir kâle se'eltü Sa'id ibn el-Müseyyeb anil mürteddin. Said ibn-i Müseyyeb'e sordum mürtedlerin malından. Fekale buyurdu ki nerisuhum, biz mürtedlere varis oluruz. Ve la yerisunena, fakat onlar bize varis olamazlar. Yani biz Müslümanlar mürtedlerin malına varis oluruz. Fakat onlar Müslümanların malına varis olamazlar. حدثنا علي بن زيد قال حدثنا عبدة قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة وسفيان عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب مثله أين بو حديث شريفي علي بن زيد رواية ديوه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بهب قال حدثنا شعبة عن موسى بن الصباح وقال مرة بعض كرد ددي عن أبي الصباح. Musa bin Sabah mı, Musa bin Ebi Sabah mı? Bazen öyle, bazen öyle geldi. Musa'nın babasında ihtilaf var. O da kimden rivayet eylemiş? En Said ibn-i Müseyyeb. Said ibn-i Müseyyeb'den mislehu aynı hadisi şerifi rivayet eyledi. Yani Müslümanlar mürtedlerin mallarına varis olurlar, fakat mürtedler Müslümanların mallarına varis olamazlar. Haddesena Ebu Bisr Rakkiyu kâle haddesena Muaz ibn-i Muaz en Eş'ase anil Hasan Hasan-ı Basir radıyallahu anh'ten rivayet edildi. Fil mürteddine, mürtedler hakkında. Öyle mürtedler ki yelhagu bidâril harb. Fil mürteddi yelhagu bidâril harb. Bir adam irtidad etmiş, ondan sonra da dâri harbe gitmiş. Kafirlerin içine kaçmış gitmiş. Bunun mali hakkında Hasan-ı Basri'ye sual sordular. Fekâle buyurdu ki
maluhu ve adamın mali beyne veledihi kendi evlatları arasında teksim edilir. Veletleri de kimlerden? Minel müslimine Müslümanlardan. Nasıl teksim edilir? Ala kitabillah. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nasıl beyan etmişse o şekilde, yani şer'i şerif üzerine vereseleri arasında teksim edilir. Haddesena Ali ibn Zeyd'in kâle haddesena Abdetu kâle akhberen ibnül mübarek kâle akhberena Sa'id ibn Ebi Arube en gatâdete ennel hasen. Gatâde diyor ki Hasan-ı Basri radıyallahu anh kâle buyurdular ki mirasuhu mürteddin mirası li varisihi minel müslimin, Müslümanlardan varisleri içindir. İzer tedde anil İslam, İslam'dan irtidat ettiği vakitte onun mali Müslüman vereselerindir. Fehâulâ, işte şunlar, şu eşhas, ellezîne zekâne, bizim zikrettiğimiz şahıslar, Hazreti Ali, Abdullah ibn Mesud, Hasan-ı Basri, bunların hepsi قَدْ جَعَلُوا قِلْدِلَرْ مِرَاسًا مُرْتَدِّ Mürteddin mirasını kıldılar. لِوَرَسَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Müslümanlardan olan vereselerini kıldılar. وَشَدَّ ذَٰلِكَ Bunu teyit ve tehdit eyledi. مِنْ قَوْلِهِمْ Bunların kavillerinde ney? مَا قَدْ وَصَفْتُهُ Benim vasfettiğim şey, bunlar böyle fetva verdiler. Bunlar da ikinci mezhebi kuvvetleştirdi. فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda. O da neden? Mimma yucibuhu, onu icap eden şeydir. Ney? En-nazaru kıyas. Yani bu babda ben kıyası da zikreyledim. Kıyas da bu ikinci mezhebi teyit ediyor. Ve bu sahabe ve tabiinden de birçoklarını zikretti ya, onların fetvalarında bunu teyit ediyor. Ve fî zâlike hüccetun uhra. Evet, bu mesele hakkında başka bir delil daha vardır. O delil de min tariqin nazariza, kıyas tarifiyle bir delil daha vardır. Yani kıyas tarifiyle başka evvelce bir getirdi, ispat etti. İkinci bir delil daha getiriyor kıyas tarifiyle. Ve hiye, bu delil de enna ra'aynahu. Biz ulemayı gördük ki kad ecme'u, icma ilediler ki ennel murtedde murted kabla riddetihi, murted olmazdan evvel, dinden çıkmazdan evvel Müslüman idi. O Müslüman olduğu vakitte mehsurun demuhu ve maluhu. Onun mali de canı da mehsur idi. Yani öldürülmesi haram idi. Ne onun malına taarruz edilirdi ne de canına. Çünkü Müslümanların mali mehfuzdur, canı da mehfuzdur. O adam o vakit öyleydi. Sümme izertedde, sonra mürted olduğu vakitte fekullun gadecme, ulemanın hepsi icma ilediler ki ennel hazrel mütekaddim. Müslüman olduğu vakıttaki o hazır kadir tefe'e kalktı endemihi kanından. Onun kanını dökmek haram idi fakat mürted olduğundan dolayı o haramlık kalktı. Onun kanını dökmek ne oldu? Helal oldu. Vesâre demuhu mübahel. Onun demi mübah oldu. Yani öldürülecek gerisi de. İslamiyete dönmezse onu kesmek mübah oldu. Fakat malına gelince ve maluhu, mali ne oldu? Mahsuren, mahsur oldu fi haleti riddeti. Riddet halinde bile mahsur. Alması haram. Müslüman olduğu vakitte malına taarruz edilmediği gibi mürted olduğu vakitte de malına taarruz edilmez. Ne sebebiyle mali mahsur oldu? Bil hazril mütekeddimi. Ta İslamiyet vaktindeyken onun mali mahsur idi ya, tokunulmaz var idi. Mürted olduğu vakitte de öyle. وَقَدْ رَيْنَ الْحَرْبِيِّينَ Biz harbileri gördük. Ne gördük? حُكْمُ دِمَائِهِمْ Kanlarının hükmü, hükmü envalihim, mallarının hükmü sevâun müsavî. Böyle gördük. Mürted denen harbi ayrıldı. Mürted, mürted oldu mu? Gani mübah oluyor, mali mübah olmuyor. Harbi öyle değil. Mali de mübah, gani de mübah. قَتَلُوا اَوْلَمْ يَقْتُلُوا O harbiler istersen bil fiil harbe iştirak etsinler, isterse etmesinler. Yani silahı almış, Müslümanlara karşı gelmiş, harp etmiş. Bir de var ki hayır, evinde oturmuş, harbe iştirak etmemiş. Fakat Müslümanlar onların memleketini almış. Aldı mı? Harp edenleri de esir eder, harp etmeyenleri de esir eder. Hepsini esir eder.
mallarını da alır. Felem yekun olmadı. Ellezî ol bi şey ki yehillu bihi emvaluhum. O harbilerin malları o sebeple mübah olur. Ne sebeple mübah olur? Niçin harbilerin malları mübah oldu? Küfür dolayısıyla mı, katil dolayısıyla mı? Yani kılıcı çekip Müslümanlarla harp ettiklerinden dolayı mı biz onların mallarını alıyoruz? Yoksa kafir olduklarından dolayı mı? Ha, diyor ki, onların mallarını mübah kılan şey olmadı. Ne olmadı? Huvel katle. Katil olmadı. Yani onlar gelip de Müslümanlara kılıç çektiğinden dolayı mi? Yok. Belkânel küfür. Kafir olmak dolayısıyla. Madem bunlar dar-ı harpledirler, Müslüman ordusu da dar-ı harbe girdi. Onların harbe iştirak edenin malını da alır, etmeyenin malını da alır. Evet. Öyleyse esas itibar ne oldu? Küfür, kafir olmakları dolayısıyla malları mübah oldu. Ve kânel murteddu murtedd ise la yehillu maluhu bi küfrihi. Kafir olmak dolayısıyla mali helal olmuyor. Dini İslam'daydı, döndü kafir oldu. Kafir olduğu gibi malını almak helal oldu mu? Yok, mali alınmaz. Onun mali vereselerindir. Evet. Falem şimdi burada demek istiyor ki madem harbinin kafir olması malının mübah olmasına sebep oluyor. Bunun da öyle olsun. Yok diyor, ulema icma etmişlerdir ki mürteddin malına dokunulmaz. Bunda icma var, ihtilaf yok. Felemma sebete, vaktaki sabit oldu ki enne malehu mürteddin mali la yahillu bi küfrihi, küfrü sebebiyle helal olmaz. Sebete, sabit oldu ki ennehu, onun mali la yahillu bi katli, mürteddin katliyle de helal olmaz. Bir adam din-i İslam'dan çıktı, mali alınmaz. Yani sağ olduğu takdirde alınmaz. Öldürülse yine alınmaz. Öldürülse bile yine alınmaz. Ya mürteddin mali kime kalır? Vereselerine kalır. E peki diyor ki vereselerine kalmaz da hükümet alsa. Fergi ne orada şimdi aşağıda diyecek. Ha Müslümanlar almış, ha vereseler, Müslüman vereseleri almış. Ve kad reyna, biz gördük emvalel harbiyyin, harbilerin mallarını ki tehillü bil ganayim. Ganimet sebebiyle helal oluyor. Müslüman ordusu dar-ı küfre girerse artık ganimettir. Nerede var görürsen gör. Al topla. فَتُمْلَكُ بِهَا غَنِيمَةً سَبَب۪يلَكْ Harbilerin malları malik olunuyor. Onların milkiyeti Müslümanlara geçiyor. وَرَيْنَا biz gördük ki مَا وَقَعَ وَالْبِشَيْكِ وَاكُ وَالْدِي مِنْ اَنْوَالِهِمْ onların mallarından فِي دَارِنَا bizim darımızda. Harbilerin bizim diyarımızda, Müslüman diyarında malları var. مَلَكْنَاهُ عَلَيْهِمْ onun malına biz malik oluruz. وَغَنِمْنَاهُ onları biz ganimet ederiz. Ne sebebiyle? Biddar, dar sebebiyle. Yani Müslüman diyarında olduklarından. وَاِنْ لَمْ نَقْتُلْهُمْ onları katletmesek bile. Yani iki devlet arasında muahede vardı. Onlardan bazıları gelmiş İslam diyarında mal elde etmiştiler. Onu koydular. Koydu, gittiler memleketlerine. Onun malı emanette kalır. Fakat ilanı harp ettiler. O devletle bir iki devlet arasında harp oldu. O adam ötede harp etmese bile onun malını ganimet olarak alırız. Niye? Kendisi darul harpte ve harbi ya. Yani İslamiyet ilanı harp etmiş bir devletin efradından olduğundan onun malını biz ganimet olarak alırız. Ya adam harp etmedi. Harp etmek şart değil. Onu demek istiyor. Madem harbidir, mali Müslümanlarındır. فَلَمَّا كَانَ مَالُ الْمُرْتَدِّ vaktaki mürteddin mali oldu غَيْرَ مَعْنُومٍ بِرِدَّتِ riddeti sebebiyle ganimetten sayılmadı. Mürteddinden çıkmakla onun mali ganimetten olmadı. كَانَ فِي النَّظَرِ اِذَا قِيَاسْتَ olduk ne oldu? غَيْرَ مَعْنُومٍ بِسَفْكِ دَمِهِ o irtidadında devam ederse, onun kanı dökülürse, öldürülürse mali yine ganimet değil. İrtidadında kaldığı takdirde mali ganimet olarak alınmıyor. Öyleyse öldürüldükten sonra da ganimet olarak alınmaz. فَلَمَّا سَبَتَ vaktaki sabit oldu ki اَنَّ مَالَهُ مُرْتَدِّمْ مَالِ لَا يَدْخُلُ ف۪ي حُكْمِ الْغَنَائِمِ ganaim hükmüne dahil olmaz. Bu sabit oldu. Diğer harbiler gibi de olmadı bu. لَمْ يَخْلُوا مِنْ اَحَدِ وَجْهَيْنِ niçin mürteddin mali ganimete dahil olmuyor? Bu iki vecihten birisinden hal olmadı. Burada iki vecih var.
Ya öyledir ya öyledir. Yani ganimete dahil olmadığının iki sebebi olabilir. Bu iki sebepten birisine imma en yerisehu ona varis olma veresetuhu veresesi ellezine şöyle bir vereseleri ki yerisunehu levmâti alel İslam. O mürted Müslüman olarak ölseydi mali kime kalırdı? Vereselerine. İşte o vereselerine. O vereselerine kalır. Müslüman olarak ölseydi ona varis olacak vereseleri arasında teksim edilirdi. Ev yesiru lil müslimin. İkinci vecih de hayır. Mürted öldürüldükten sonra mali ganimete alınır. Beytülmala. Beytülmala alır ki yani bütün Müslümanların hakkı olur. Yahut da böyle olur. Feinsareli vereseti bu iki vecihten birisi ki ölürse vereselerinindir. O vereseler de kimden? Minel müslimin Müslüman olan vereselerinden. Eğer böyle dersense fehve kemâ kulnâ. İşte bizim dediğimiz gibi oldu. Biz de öyle diyoruz. Bir mürted öldürülürse onun mali Müslüman vereseleri arasında teksim edilir. Ve insâreli cemî'el müslimîn. Yok birinci kevl sahiplerinin dediği gibi onun mali beytül malı alınır da bütün Müslümanlar kim varis olmuş oldu mürtedde? Bütün Müslümanlar. Müslümanlar mürtedlere varis oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Ala küllal işte bizim dediğimiz de bu. Hani o dedi ki Müslüman kafire, kafir de Müslümana varis olamaz. Mürted kafirdir, binaenaleyh Müslüman ona varis olamaz. Ya kim varis olur? Şimdi burada ispat etti ki mürtedde mali ganimet mali değildir. Ganimet mali olmadığı gibi mürted öldü. Bunun mali kime kalacak? Ganaimden değil. Öyleyse ya vereseler arasında teksim edilecek ya beytülmala gelecek. Vereseler arasında teksim edilirse zaten bizim davamız bu. Yok. Beytülmala gelir de bütün Müslümanlara sarf edilen bir yere gelirse Müslümanlar mürtedde varis oldular. Her iki surette de mümin kafire, kafir mümine varis olamaz davasını halletmiş oldu burada. Niye? Oradaki kafirden murat ne demek oldu? Millet sahibi. Bir millete mensup olan kafir Müslümana varis olamaz, bir Müslüman da ona varis olamaz. Fakat mürteddin millet olmadığından dolayı Müslümanlar ona varis olur. Mesela o Müslümanlara varis olamaz fakat Müslümanlar ona varis olur. Malın ister vereseleri arasında teksim etsinler ikinci kavl gibi. İster beytül mala alsınlar birinci kavl gibi mali kaldı Müslümanlara. Müslümanlar ona varis oldu. فَلَمَّا كَانَ الْمُرْتَدُّ وَقْتَكِ مُرْتَدُّ اُلْدِي فِي حَالِ مَنْ bir kimsenin halında ki yerisi ona varis olur. مِنَ الْمُسْلِمِ Müslümanlardan ona varis olurlar. Bu halde oldu. Müslümanlar ona varis oluyorlar. وَلَمْ يَخْرُجُ بِرِدَّتِهِ مِنْ ذَلِكِ Mürted olmakla bu haldan çıkmadı. Müslümanlar ona varis olmadan çıkmadı. Varis oldular. كَانَ الَّذ۪ينَ يَرِسُونَهُ Öyleyse o mürtedde varis olanlar oldu. Hüm onlar veresetehu vereseleri oldu. Ellezine ol bir vereseleri ki kânû yerisûnehu ona varis olur idiler. Levmâte fil İslam, İslam'da ölseydi vereseleri varis olurdu. Lâ gayruhum başkaları değil. Madem Müslümanlar ona varis oluyor öyleyse bunu beytül mala kılıncaya kadar kendi vereselerine veririz. Bak kıyas bunu icap ediyor. Bu adam Müslüman olarak ölseydi vereseleri mi alırdı, yabancılar mı alırdı? Vereseleri aynı hüküm cereyan eder. Mürted olarak öldü mü vereseler alır. وَهَذَا قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِ يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ Bu üç imamın kevri de budur. Bu da kıyas. Kıyas da yani bir, ikinci bir delil. وَاِنَّمَا زَالَ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ Mürted'in milki zail oldu. Ne sebebiyle? بِالْلُحُوكِ بِدَارِ الْحَرْبِ دَارِ حَرْبَ الْلُحُوكِ لَا Bir adam mürted oldu. Ondan sonra kafirlerin içine kaçtı gitti. Ona ne derler? Dar-ı harbe lahip oldu. Öyleyse o adamın kendi milkinde tasarrufu kaldı mı? Kalmadı. Daha kendi milkinde. Oradan bir vekalet çıkarsa, mesela kaçtı gitti Bulgarya'ya. Bulgarya'da birisine vekalet verse, git benim malımı al, şöyle tasarruf et dese Müslümanlar kabul eder mi onu? Etmezler. Niye? O dar-ı harbe iltihak ettiğinden kendi malıyla kendisinin arasındaki alaka kesildi. Ne için? لِخُرُوجِهِ مِنْ دَارِنَا اِلَى دَارِ الْحَرْبِ Müslüman darından çıkıp dar-ı harbe gittiğinden dolayı alakası kesildi. عَلَى تَر۪يقِ الْاِسْتِحْقَاقِ
istihkak tarikiyle, müstehak olmak tarikiyle ma'a kevnihi mukatilen lena. Bir de o adam mudari harbek etti, bizim de mukatil oldu. Evet, sonra mübahaddemi fi darina. Müslümanların diyarında kalmış olsaydı zaten kanı dökülecekti. Müslümanların diyarında kalmadı, kaçtı gitti düşmanlar tarafına. Dar-ı Harb'in içine ki bir de bizim de mukatil oldu. Bize harbedici oldu. Bi delilil harbiyyi yedhulu ileyne. Şu delille ki bir harbi Müslüman diyarına gelse. İza ade ila daril harbi. Geldi Müslümanların arasında, sonra döndü tekrar Dar-ı Harb'e gitti. Ve hallefe malen hâhuna. Fakat Müslümanların diyarına geldiği vakitte birçok mallar bıraktı. Evet, lem yezel anhu milkuhu, o harbinin milki zail olmaz, me'a vücudi hâda, bunun vücuduyla beraber. Yani madem Müslümanların arasına emanile gelmiş, mal bırakmış, tekrar dar-ı harbe gitmiş, onun kendi malında tesarrufi vardır. Ve lem yahruc müstehikken, o adam müstehik olarak çıkmadı, ne için? Leennehu fi emanina, onun mali bizim emniyetimizdedir. İlâ en yedhule dar-ı harb. Dar-ı harbe girinceye kadar. Dar-ı harbe girdi, mukatil oldu mu artık Müslümanların oldu. Bu da öyle. Yani bir Bulgar Türkiye'ye gelse, Türkiye'de başaportuna gelmiş, çalışmış, çabalamış, mal kazanmış. Başaportuna gelmiş, emniyet altındadır. O kendi malında tasarruf eder. Bu adam kafir olduğu halde, harbi olduğu halde, madem bizim emniyetimizde hükümetin vermiş olduğu emanda çalışmış, onun malıdır. Alakası kesilmez. Ne vakit maldan alakası kesilir, ne vakit de döner, dar-ı harbe giderse, Bulgarı'ya gitti, farz et ki iki devlet arasında da harp devam ediyor. Dar-ı harbe gitti mi, o vakitte onun alakası kesildi. O vakitte onun malı kimindir? Müslümanlarındır, Müslümanlar alır. Bu mürted de böyle. Mürted irtidad eder, dininden çıkarsa kendisiyle mali arasındaki alaka mevcuttur. Kendi malında tasarruf eder. Ta kaçıp kafirlerin arasına gidinceye kadar. Nasıl İslam diyarından çıkar, dar-ı harbe giderse vakitte alakası kesildi, hükümet o vakitte alır. Alır ama burada harbi ile mürteddin arasında bir fark var. Birinci mezhebe göre mürted de kafir gibidir. Beytül malı alınır. Beytül mal hükümet onu zapt eder. İkinci kavle göre hayır. Müslüman vereseleri o malı alır, teksim ederler. Hükümetin değildir. İşte bu farkı var. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.